vurdurmadı. Abi vurdurmadı, şaka gibi ya. İki tane seçkin geldi. Arkadaşlar çok efsane oldu. Uzun zamandır ucuza nasıl coin alırım diye soruyordunuz. Sizlere yeni bir site buldum. MMORPG sitesinden Koray kodunu kullanarak %7 indirimle coinslerinizi alabilirsiniz. İnnel veya diğer kredi kartları için G2A ödeme seçeneğine tıklayabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Herkese merhaba arkadaşlar, ben Koray. Bugün sizlerle birlikte FIFA Mobile 18'de yeni gelen turnuva etkinliği ve yeni gelen değişik ödülleri almaya çalışacağız. Gerçekten ödüller efsane arkadaşlar ve ben 7 galibiyet te kadar geldim ama maalesef şu anda 7'ye 2'deyim. Gerçekten çok çıldırdım. Ama 7'de 2'deyim arkadaşlar ve en kötü 8 galibiyet yapabileceğimi düşünüyorum. Yani bir tane galibiyet alacağımı düşünüyorum. Umarım alırım arkadaşlar. Ve sizlerden bu videoya çok büyük desteğinize ihtiyacım var. Çünkü dünkü videoya bildirim gelmedi. Bildirim gelmemesine rağmen arkadaşlar 2 saatte 11.000 izlenmeye ulaştı video. Gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videoda da aynı şekilde desteklerinizi bekliyorum. Çok güzel like atmışsınız. Çok güzel abone olmuşsunuz. Bu videoda da aynı şekilde destek olun. YouTube benim kendi telefondan girdiğim hesabıma bile bildirim atmadı arkadaşlar. Ve çoğu kişiye de geç attı. Ona rağmen çok güzel izlendi video. Hepinize çok teşekkür ediyorum. YouTube'un benimle bir sorunu yok. Çünkü ana sayfamda çıkıyor videom. Ama bildirim göndermedi. Ve hala daha gelmedi. Şu an bayağı bir zaman geçti. Telefondaki hesabıma hala bildirim gelmedi. Gerçekten ilginç arkadaşlar. Değişik durumlar var. Neyse, yapacak bir şey yok. Hemen bir like atıp abone olmayı unutmayın diyorum sizlere. Ve hemen turnuva etkinliğine başlayalım. Şimdi takımımın son hali bu şekilde arkadaşlar. Takımım gerçekten efsane oldu bu arada. Muazzam bir takımım var. Bu yolu defansın ortasına almak istedi canım. Öyle de yaptım. Şu anda takımım bu şekilde. Kalecim çok kötü. Genel anlamda diğer oyuncularım iyi. Sağ kanatımdan çok memnunum. Baro çok iyi. Onu yükseltebildiğim kadar yükselteceğim. Hiç önemli değil. Burada da yükselecek adam yok diye yükseltmeyeceğim. Size hep diyordum bunları yükseltin diye ama ben de yükseltmiyorum. İlginç bir durum. Evet arkadaşlar, gerçekten takımımı çok beğeniyorum. Ama maalesef gerçekten çok saçma pozisyonlar kaçırıp maçları kaybettim. 2 tane maç kaybettim. Arkadaşlar öyle saçma pozisyonlar kaçırıyorum ki gerçekten aklınız almaz. Keşke ekran kayıtlı olsaydı. Kazandığım maçlarda da çok değişik oyunlar kazanıyorum. Kaybettiklerim de çok saçma. Gerçekten değişik şeyler var. Bu arada ödüllerin hepsi efsane. Bakın bu değil. Ama bu. Bu da kötü. Ama 8 galibiyet ve 5 galibiyet ödülü çok güzel. Onları almaya çalışacağız sizlerle birlikte. Yani ben 8 galibiyet yapsam bana yeter. Çünkü abi 10 galibiyet ödülü gerçekten berbat da. Galibiyet alalım ki o diğer bonus ödülü bir iki hafta sonra açabilelim. O yüzden alabildiğim kadar galibiyet almaya çalışıyorum. 90 gel, kolay bir rakip geldi. Maça konsantre olmak için konuşmayayım ki arkadaşlar maçı kazanabileyim. Hatta geriye falan yaslanacağım. Umarım kazanabilirim. Haydi bakalım abi lütfen. Bu arada adamın 749 bin taraftarı var. Zorlanacağım, elim de titremeye başladı. Videoda daha çok heyecanlandım ve son maçım olduğu için de ayrı bir heyecanım var. Umarım kaybetmem. Faul. Güzel. Güzel bir yer. Güzel vurdum bence. Evet, gol. Çok saçma yaptım ya. Çok gereksiz şeyler yapıyorum işte. Öbür tarafa dönsem. Abi o an düşünemiyorum aslında. Var ya, hangisi mantıklı geliyorsa onu yapmıyorum o an. İlk içimden ne düşündüysem onu yapıyorum ve çok hatalı oluyor. Bak adam müthiş fırsatı aldı bile. Golü de atacak. Şu an moralim bozulacak. Al işte. Ama 8 galibiyet olmasını çok isterim. Olursa ne mutlu bana, olmazsa da sağlık olsun diyeceğim. Ne diyeyim? Güzel. Çok kötüyüm ya. Abi yapma Ali. Çok kötüsün. Ali bugün çok saçma pozisyonlar kaçırdı. Sen atarsın onu. Evet, seni biliyorum. Atıyorsun sen. Hadi abi lütfen. Lewandowski sen adamsın. Hadi 5-4 ama ya. Çok kötü durum yine de. Her türlü durumumuz kötü. Çok kötü ya Lewandowski. Erken dönsene Lewandowski. Bak gerçekten çıldırıyorum Lewandowski. Ne yapıyorsun? Elim terlemiş bu arada arkadaşlar. Elim terlemiş. Kaymıyor adam gibi. 13 saniye daha kayması lazım ama bilmiyorum. Abi berabere bitmesin lütfen. Bu maçı kazanmak istiyorum. Ama kaybedeceksen berabere de bitebilir. Oh abi direkten içeri girdi. Çabuk çabuk çabuk. Hayır. Hayır, gol, gol. Ya abi vurdurmadı. Abi vurdurmadı, şaka gibi ya. Erken vursaydım keşke. Abi berabere bitti. Zaten heyecandan ölüyorum. Zaten heyecandan ölüyorum. Yapma bana bunu. Abi bana iki tane ver bari şu müthiş fırsatı. Benim yüksek genli olmamın ne avantajı kalıyor ki? Gerçekten hiçbir avantajı kalmıyor arkadaşlar. Gerçekten şu müthiş fırsatı bari bana iki kere ver.
O kadar çok fırsata girmişim. Adamın iki katı neredeyse fırsata girmişim. Heyecanım çok yüksek. Berabere bitti maç. Ve çok heyecanlıyım abi ya. Gerçekten çok heyecanlıyım. Şu ödülleri almak istiyorum. Abi lütfen kazanayım ya. Kazanmam çok lazım. Kazanmam gerekiyor. Hadi bismillah. Lütfen kazanayım arkadaşlar. Şans dileyin. Zaten olmuş bitmiş bir şey. Ama başlıktan da görmüşsünüzdür ne ödüller olduğunu. Belki de görmemişsinizdir. Genel olarak başlığa yazdığım bir şey yazabilirim. Lütfen kolay bir rakip gelsin. Arkadaşlar geçmiş olsunlarınızı alayım. Abi bu kadar yere kadar gelip burada elenmek gerçekten çok fena koydu be. Gerçekten çok üzgünüm şu anda. Oo çok güzel. Güzel. Good. Hadi bakalım. Müthiş de verdi. Oyun şu anda bize oynuyor. Yardımcı oluyor birazcık oyun ama bilmiyorum abi. Tam zamanında müthiş fırsat geldi. Bu arada adam hala gol atamamış. Olamaz bence. Faul yok mu ya? Abi orada faul var. Gerçekten faul var ya. O faulü alsaydım bence şu anda 4-0 olmuştu. Neyse yine de olur mu? Olmaz. Çok saçma oynuyorum işte abi. 3 gol attıktan sonra rehavete kapılıyorum. Onu çok yapıyorum. Yapmamam lazım. Ali sen adamsın be. Evet arkadaşlar kazandığım gibi ama hiçbir şey belli olmaz. Bu oyun birazcık bozukluk olabiliyor çünkü. Ya abi şunu nasıl kaçırıyorsun? Aynı atakta bir gol atarsa şu anda çok sıkıntıya düşebiliriz. Aynen attı. Oh 5-1. İçim bir rahatladı arkadaşlar. Bu arada bu adama 5 gol atıp diğerine atamadım galiba 5 gol. Bu arada abi adam gol atmaya başladı. Döner mi döner. Ben şimdi full kaçırırsam diyecektim ki kaçırmıyorum Allah'tan var ya. Bak adam bir anda atıyor. Çünkü aslında bu saçmalık gerçekten çok büyük saçmalık. Adam bu kadar üst üste boş alan bulup bu kadar gol atması gerçekten çok yanlış. Çok bozukluk yani gerçekten. Yine de kazandım galiba ama yine de kanser oldum. Ve son golüm de çok güzeldi bu arada. Bu adama 8 tane gol atıyorum. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Oyunda şöyle bir şey var. Siz şimdi maça önde başlıyorsunuz ya. Bu arada maç kaç bitmiş? 8-4. Arkadaşlar şu anda mutluyum bu arada. Kaybettim sanıyordum. 8 tane gol nasıl attım bu adama? Bir önceki takım 90'dı. Bu takım 92 yen. Bu adama 8 tane gol attım. Bir önceki takıma 5 tane mi attım? 6 tane mi attım? Arkadaşlar bunun sebebi ne biliyor musunuz? Adamla biraz önce çok geriden gidiyordum ya da denk gidiyordum. Bu maçta çok farklı üstün gittim ve içimi rahatlatan şey de bu aslında. Yani daha rahat oynuyorum ve kafam daha rahat oluyor ve gerçekten yapmak istediklerimi o zaman yapıyorum. Ve arkadaşlar 8 galibiyete ulaştık. Bu arada şurada ne kadar var? 30 olmuş, son 25 kalmış. Yani 3 turnuva sonra bunu alabiliyorum. Bu ödül ne olursa o zaman onu alacağım yani. Ve gerçekten arkadaşlar şu anda çok mutluyum. Bu ödül kötü dedim ama iyi bir yanı da var. Ne biliyor musunuz arkadaşlar? 80-83 garanti ama hani şans da var. Yani Sanchez bile çıkabilir. Ve bu adam çıkarsa ben burada çıldırırım. İstediğim oyuncu da Sanchez değil arkadaşlar. Bana kim verebilir mesela? Aslında ben bunların hiçbirisine ihtiyacım yok arkadaşlar. Bir tek Sanchez'e ihtiyacım var. O da gelmez. O yüzden çok önemli değil arkadaşlar çıkıp çıkmamam. Galibiyet lazım mı? Lazım. O yüzden alabilirsem iyi olur. Alamazsam da sağlık olsun diyebiliriz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmaz yani. Bir galibiyetle yeter. Yani 9 da olsak yeterli. Ama olamasak da gerçekten hiç üzülmeyeceğim. 8 galibiyet gerçekten bu turnuva için çok yeterli bence. Ve rakibin de kadrosu efsaneymiş. Kadron hayırlı olsun. Ben de yükseldikçe yükseliyorum arkadaşlar da. Nereye kadar yükseleceğim onu bilmiyorum ya. Gerçekten şu saçmalık. Levo hadi bakalım. Çek topu. Vur abi düzgün vursana şuna. Abi o gol atmam lazımdı. Bak diğer iki maçta da maçın başında gol atıp bir beraberlik bir galibiyet aldık. Gol. Güzel. Bu arada videoda hiç mağlubiyetim yoktu. Olur mu şu anda bilmiyorum ama olacak gibi. Çünkü üçlü defans da olsa benim de defansım üçlü bu arada. Ve hani adamın takımı 93 iken. Biraz önce 92'yi yendik. Bunu da yenebilir miyiz bilmiyorum ama. Biraz önce gerçekten. Oha abi adam uçtu. Abi normal değil bu ya. O kadar uçamaz. O kadar en kısa boylu adamın üstünden gidiyordu ve uçtu. Ve çok da iyi vurmuştum aslında. Şut çekeceğim arkadaşlar. Büyük bir risk aldım. Şut çektim ve oha abi ya. Offside. Offside saçmalığa bak. Abi kazanabileceğim maçı kaybediyorum gerçekten. Ya verdim resmen adama ya. Kazandığım maçı verdim eğer kaybedersem. Oha. Abi. Adam etten duvar ölmüş. Charles Puyol kafan çok kötü. Allah.
Abi Puyol çok kötüsün. Lanet olsun Puyol ya. Seni almayacaktım. Abi kafayı vuramayan defanslara çok sinir oluyorum. Defansta çok iyi olabilirsin ama Puyol. Abi Buffon nedir ya? Yemin ederim hiçbir Buffon'lu takımı daha yenemedim galiba. Buffon'u alacağım ben de ya. Bak Puyol kafa... Gerçekte bu kadar kötü olamaz. Bu arada vurdurmayacak bence. Aynen vurdurmadı. Vurdurur mu? Bir saniye bekle. Puyol sen de bir kafa vuramıyorsun abi. Gerçekten çok saçma ya. Bir tane kafa vuracaksın. Neyse önemli değil. Ben size baştan söyledim. Hedefim olan ödülü alıyorum arkadaşlar. Sizlerden de like'larınızı bekliyorum. Gerçekten çok uğraştım. Ama maalesef bu kadar. Hedefim buydu zaten. Bir daha da girmeyi düşünmüyorum arkadaşlar zaten. Hedefim de buydu. Hedefime ulaştım. Şimdi bu çok önemsiz bir ödül. Ben buna 100 coins bile vermem normalde ama vermek zorundayız diğerlerini almak için. Ben bunu çok da fazla umurumda değil. Donduran futbol XP'si çünkü ve benim ihtiyacım olan bir şey değil. Bunlar bana çok lazım olan şeyler. Haydi bakalım abi. Çok güzel ödüller geliyor. Çok güzel şeyler geliyor. Size bir şeyler göstereceğim bu arada. İki tane donma noktası geldi. Hiç fark etmez abi. İkisi de lazım. Ve 8 galibiyet ödülümüz. Altın artı hediye puanı. Hadi bakalım ne gelecek. 4 tane. Lütfen hepsi altın gelmesin ya. Lütfen hepsi altın gelmesin. Oo hepsi altın değil. Çok güzel. İki tane seçkin geldi. Arkadaşlar çok efsane oldu. İki tane seçkin çok efsane oldu. Muazzam oldu. Yes be budur. Abi işte budur ya. İstediğim şey buydu benim. Bir tane seçkin yeterliydi. İki tane geldi. Ve şu anda hatta hediyelerden alabiliyorum. Ödülü beğenmediğim için almayacağım ama. Abi. Efsane. 6 tane bir de bonus hediye puanı veriyor bu. Bonus hediye puanı ne işe yaradığını bu arada bilmiyorum ama. Abi gerçekten efsane. Bu arada bunları alayım mı ya? Ben çok kararsız kalıyorum bunlarda ve risk almak istemiyorum. Alayım mı almayayım mı yorumlara yazın. Gerçi bunun süresi bitmiş olacak. Yazmayın ama almamış olacağım. Almayacağım yani. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik ama ben bu donduran futbol etkinliğini çok beğendim. Şunları oynayın ya. Bunu her çıktığında oynayın arkadaşlar. Çok önemli. Bir üsttekini oynayın, bir alttakini oynayın. Değişir. Ve bunu tüm enerjinizi harcayıp buna 46 var ya benim mesela. Tüm hepsini gün boyunca bile oynayabilirsiniz. Mesela diyelim 200 enerjiniz var. Full bunu oynayabilirsiniz. Gerçekten efsane bir şey. 200 enerjiyle bu arada 500 bin coins toplayabiliyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Like'larınızı yardırın. Birazcık çıldırdığım bir video oldu. Ben gerçek ailemle bu videoyu çektim sizlere. Umarım doğallığımı beğenmişsinizdir. Like'larınızı esirgemeyin. Şuradan kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tam şuradan ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak gerçekten muazzam videolardan birine gidebilirsiniz. Efsane videolar var. Gerçekten. Bu son videolarım efsane. Hoşçakalın, sizleri seviyorum ve bay bay.